Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Melek Çağlar. Amerika'da 2016 başkanlık seçimi açısından önemli bir aşama olarak görülen Süper Salı seçimlerinde Cumhuriyetçi Partili Donald Trump ve Demokrat Partili Hillary Clinton galibiyette çıktı. 12 eyalette yapılan Süper Salı ön seçimleri sonrasında yarıştan kopan aday olmadı. Ancak bazı cumhuriyetçi adaylar rakiplerine yarıştan çekil çağrısı yapmaktan da geri durmadı. Birlikte izliyoruz. Cumhuriyetçi Parti aday adayı Donald Trump, 2016 başkanlık yarışının en önemli etaplarından biri olan Süper Salı ön seçimlerinde Güney eyaletlerinden Kuzeydoğu eyaletlerine birçok bölgede zafer kazandı. Trump böylece partisinin adaylığını almaya bir adım daha yaklaştı. I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Ben herkesi birleştiren bir adayım. Biliyorum kimileri buna inanmakta zorluk çekecek. Ama inanın ben herkesi birleştiriyorum. Şu ön seçimler bitsin, bir tek kişinin peşinde olacağım. O da Hillary Clinton. Senatör Ted Cruz, memleketi Texas'ta ve Texas'ın komşusu Oklahoma'da galip gelirken, Trump'la tek başına mücadele edebilmek için rakiplerinden yarışı bırakmalarını istedi. Is the only campaign. Bu akşam da gördük ki benim kampanyam Donald Trump'ı mağlup eden ve edebilecek tek kampanyadır. Florida Senatörü Marco Rubio ise Minnesota eyaletinde ipi birinci göğüslemesine rağmen rakiplerinin gerisinde kaldı. Abraham Lincoln'un ve Ronald Reagan'ın partisinin ve Amerika'nın başkanlık makamının bir sahtekarın eline geçmeyeceği mesajını vereceğiz. Cumhuriyetçi Parti'nin kongredeki liderleri Ku Klux Klan örgütünün eski liderinin sözleri üzerine Trump'ın ırkçı ve bağnaz söylemleri daha net bir şekilde reddetmesini istedi. Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığını almak istiyorsanız oyun oynamaya, kaçak güreşmeye devam edemezsiniz. Bağnazlık üzerine kurulu her örgütü reddetmeleri şart. Demokrat Parti cephesinde ise Hillary Clinton, Güney eyaletlerinde elde ettiği kazanımlarla Süper Salı'ya damgasını vurdu. Clinton, şimdiden Cumhuriyetçi Parti'ye yüklenmeye başladı. Seçimler hiç bu kadar büyük risk altında olmamıştı. Cumhuriyetçi Parti cephesinin söylemlerinin kalitesi ise giderek düşüyor. Amerika'yı biz ve onlar şeklinde kutuplaştırmak çok tehlikeli. Bu bölünmeye izin vermeyeceğiz. Senatörü olduğu Vermont dışında Oklahoma, Colorado ve Minnesota eyaletlerinden zaferle çıkan Bernie Sanders ise mücadeleye devam sözü verdi. For economic justice, for social justice. Tüm eyaletlerde ekonomik adalet, sosyal adalet, çevre bilinci ve barış için mücadeleye devam edeceğiz. Her iki partide önümüzdeki iki hafta içinde büyük eyaletlerde yapılacak ön seçimlerde sınav vermeye devam edecek. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Süper Salı'yı geride bırakan adaylar bir sonraki ön seçimler için kampanyalarına devam ederken siyasi gözlemciler Süper Salı'dan çıkan sonuçların genel seçimlere olası etkilerini tartmaya çalışıyor. Süper Salı'nın devam eden yankılarını Amerika'nın Sesi'nden Alparslan Esmer aktaracak. Alp, siyasi gözlemciler sonuçları nasıl değerlendiriyor ve bundan sonraki aşamada her iki partide nasıl bir beklenti var? Aslında adı süper olan bu salının önceki ön seçimlerde çok da süper, daha doğrusu belirleyici olmadığına tanık olduk Melek. Sonuç Amerika'da zaten sürpriz değildi. Süper Salı öncesi iki büyük kamuoyu yoklaması yapılmıştı. CNN ve NBC televizyonlarının yaptığı anketler Trump'a %50'ye yakın, Clinton'a da %50'nin üzerinde destek gösterdi. Süper Salı şu açıdan önemliydi. Hem Amerika'da ön seçim yapılan eyaletlerin dörtte birini temsil ediyor olmasından hem de adayların ihtiyacı olan delege sayısının neredeyse üçte birini temsil ediyor olmasından. Trump açısından bakarsak şu ana kadar ihtiyacı olan delege sayısının dörtte birini, Hillary Clinton'da ihtiyacı olan delege sayısının yarısından azını toplayabildi. Önümüzdeki New York, Kaliforniya, Florida, Illinois gibi büyük eyaletlerde yapılacak ön seçimler var. Bunların delege sayısı da fazla. Bu da her iki partinin de düşük oy alan adaylarının yarışı henüz bırakmasına engel. Mesela Florida Senatörü Marco Rubio ön seçim sürecinde sadece bir eyalet kazandı ama asıl hedefi 15 Mart'ta kendi eyaleti Florida'da yapılacak ön seçimler. Burada kazanan tek aday tüm 99 delegeyi toplayacak.
Demokrat Parti'ye bakarsak kazanan tüm delegeleri alır prensibi yok burada ama burada süper delege torpili var. Süper delege olarak adlandırılan 400'e yakın Demokrat Parti yetkilisinin desteğini Hillary Clinton'dan yana kullanması yarışı daha başından itibaren Bernie Sanders'ın aleyhine çevirmiş durumda. İki partinin Temmuz ayındaki kurultaylarına kadar aday adayları ön seçimler yoluyla delege toplama yarışına devam edecek. Buna rağmen hem Donald Trump hem de Hillary Clinton partilerinin adaylığından emin görünüyor. Artık öyle ki iki aday adayı da konuşmalarında kendi partili rakiplerini hedef almaktan vazgeçip gözlerini birbirine dikmiş durumda. Hillary Clinton deminki videoda da gördük. Donald Trump'ın Amerika'yı yeniden güçlü ülke yapacağız sloganını eleştiriyor. Amerika zaten güçlü, önemli olan Amerika'nın bütünlüğünü korumak diyor. Trump ise kendini Hillary Clinton gibi güçlü bir adaya karşı durabilecek tek kişi olarak görüyor. Şimdi Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel kanadı dışarıdan gelen Donald Trump'ın başarısına nasıl bakıyor dersek bu konuda karışık duygular hakim. Trump'ın Kasım ayı seçimlerinden önce Hillary Clinton'ın önünde zayıf kalacağını düşünenler az değil. Diğeri de Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'yi bölebileceği korkusu. Buna Cumhuriyetçi Parti'nin yorumcuları da destek veriyor. Mesela neokon yorumcu Robert Kagan, Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut politikalarıyla Donald Trump gibi bir Frankenstein yarattığı düşüncesinde. Ünlü muhafazakar yorumcu George Will de Trump'ın başkan adayı olmayı başarsa bile Amerika'da ifade özgürlüğünü kısacak girişimlerde bulunabileceği kaygısına dikkati çekiyor. Uzmana göre aslında oldukça keskin çıkışları olan birinin kendisini eleştiren herkese avukatlar ordusuyla hakaret davası açmasından yola çıkarsak bu da çok da sürpriz olmaz aslında. Donald Trump'ın bir baş ağrısıysa demin yine videoda gördük Ku Klux Klan gibi beyaz ırkçılar. Çünkü Trump öyle ya da böyle Cumhuriyetçi Parti'nin kalan tepe adayları arasında anne ve baba tarafından Avrupa asıllı beyaz bir aileden gelen tek kişi olarak kaldı. Hem Cruz hem de Rubio Küba asıllı. Bundan dolayı beyaz ırkçı kesimde ne savunduğuna bakmadan Trump'a koşulsuz bir destek var. Demokrat Parti cephesine geri dönersek de Melek, şimdilik her ne kadar Hillary Clinton parti adaylığından emin hareket etse de sosyalist rakibi Bernie Sanders yarışı bırakmaya niyetli görünmüyor. En azından Amerika'daki zengin azınlığı, Wall Street bankacılarını hedef alan, yüksek vergileri savunan, sosyal demokrat bir devlet biçimini benimseyen Sanders'ın fikirleriyle bir nebze kamuoyu desteğini test etmeye çalıştığını söyleyebiliriz Melek. Teşekkürler Alparslan Esmer. Süper Salı'nın devam eden yankılarını Amerika'nın sesinden Alparslan Esmer aktardı. Suriye'deki kırılgan ateşkesin başarılı olup olmayacağını önümüzdeki birkaç gün içerisinde tarafların atacağı adımlar belirleyecek. Uzmanlar barışın kalıcı olabilmesi için tarafların görüşme planlarını somutlaştırması gerektiği görüşünde. Brookings Enstitüsü'nden Steve Haydeman'a göre Suriye rejimiyle isyancıların birbirlerine yönelik büyük çaplı saldırılardan kaçınması siyasi müzakerelerin hızına bağlı. Haydeman Skype aracılığıyla konuştu. Görüşmeleri rayına oturtmak için önümüzde kısıtlı bir süreç var. Bu fırsatı kaçırırsak çatışmalar son 6 ayda tanık olduğumuz yoğunlukta geri gelebilir. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, hükümet ve muhalefet arasında Şubat ayının başında askıya alınan görüşmelerin yeniden başlama tarihi olarak önce 7 Mart'ı verdi, ardından 2 gün ertelemeyle 9 Mart'a işaret etti. Uzmanlara göre taraflar ateşkes ihlallerine nasıl yanıt vermeleri gerektiği üzerinde anlaşmalı ve çatışmanın iki tarafı için eşit koşullar oluşturmalı. Ateşkes mevcut durumu donduruyor. Bu da Suriye rejiminin işine yarar. Elde ettikleri kazanımları pekiştirmesini ve muhalefeti saf dışı bırakmak için yeni önlemler almasını sağlar. Hem iyimser hem de temkinli olan Amerikalı yetkililer ateşkesin yardıma erişimi hızlandıracağını söylüyor. İç savaşı sona erdirme ve Suriye halkının acılarını dindirmede ilk adımı atmış oluruz. Ancak yetkililer ateşkes ihlaliyle ilgili iddiaların soruşturulmasını istiyor. Tüm taraflarla iletişim içinde olacağız. Çünkü El Nusra ya da IŞİD'e yönelik olanlar dışında tüm çatışmaları sona erdirmeyi amaçlıyoruz. Yetkililer bu aşamada ateşkes ihlallerine nasıl yanıt verileceği konusunda karar alınmadığını belirtiyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Suriye konusu bugün Amerikan Kongresi'nin de gündemindeydi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu bugünkü oturumunda Suriye ile ilgili iki tasarıyı kabul etti. Kongredeki oturumu Mehmet Toroğlu izledi. Mehmet, kabul edilen tasarılar Suriye krizi konusunda neler öngörüyor?
Melek, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edilen ilk tasarı, başta Esad rejimi olmak üzere rejimin müttefikleri ve çatışmanın diğer taraflarınca işlenen suçlar için bir savaş suçları mahkemesi kurulması talebini içeriyor. 121 sayılı karar tasarısında bu suçların savaş suçu ve insanlığa karşı suça tekabül ettiği, uluslararası yasaların ağır ihlalini oluşturduğu belirtilerek Kongre'nin bu tasarıda bu suçlamaları şiddetle kınadığı ifade ediliyor. Başkan Obama'dan Birleşmiş Milletler daimi temsilcisini bir Suriye savaş suçları mahkemesi kurulmasını gündeme getirmek ve desteklemek için Amerika'nın etkisi ve gücünü kullanmakla görevlendirmesi isteniyor. Tasarıda oluşturulması istenen mahkeme bölgesel ya da uluslararası hibrit bir mahkeme olarak tanımlanıyor. Tasarı hazırlayan Cumhuriyetçi Partili Chris Smith oturumda Suriye için bir savaş suçları mahkemesinin kurulmasının zamanının geldiğini, Suriye halkına karşı işlenen katliamların hesabının sorulması gerektiğini söyledi ve Amerika ve uluslararası camianın bunun için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. Cumhuriyetçi Partili Dana Rohrabacher'dan bir itiraz geldi. Rohrabacher, Amerika'nın şu anda birinci düşmanının IŞİD olduğunu ve IŞİD'e öncelikle IŞİD'e odaklanılması gerektiğini, Esad konusunda bir tasarı geçirmek için şimdi doğru bir zaman olmadığını savundu. Komitenin başkanı Cumhuriyetçi Partili Ed Royce ise Rohrabacher'a cevaben IŞİD'in ayakta kalmasına Esad'ın eylemlerinin neden olduğunu, yol açtığını söyledi. Demokrat Black Sherman da IŞİD'i yenilgiye uğratmamızın tek yolu Esad'ı durdurmak dedi. Temsilciler Meclisi'nde Dışişleri Komitesi'nde kabul edilen ikinci tasarı ise Suriye ve Irak'ta Hristiyanlar, Yezidiler ve diğer dini ve etnik azınlıklara karşı IŞİD tarafından işlenen katliamları savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım olarak tanımlıyor. Amerika dahil tüm ülkeleri ve uluslararası örgütleri de Birleşmiş Milletler dahil bu tanımı kullanmaya çağırıyor. Tasarıda ayrıca IŞİD'den kaçan sığınmacılara kapılarını açtıkları için Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak'taki Kürt bölgesel yönetiminde takdir ve destek ifadeleri yer alıyor. Tasarıların görüşüldüğü oturumda Rusya'ya da sert eleştiriler yöneltildi. Komitenin başkanı Ed Royce, Rusya'nın muhaliflere hedef alan hava saldırılarının IŞİD'in işine yaradığını, IŞİD'in bu sayede kontrol ettiği toprakları genişletebildiğini söyledi. Tasarıların Kongre'den geçmesi için Çin Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi ve orada da kabul edilmesi gerekiyor. İki tasarı da bağlayıcı değil, ancak Kongre'nin hissiyatını yansıtmaları ve Başkan Obama yönetimine bir çeşit, bir nevi bir baskı unsuru, psikolojik baskı unsuru oluşturmaları bakımından önem taşıyor. Melek Çağlar. Teşekkürler Mehmet. Mehmet Toroğlu, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun bugünkü oturumunda kabul edilen karar tasarılarını aktardı. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.